Merhabalar. Bu videoda e, veri düzenleme kütüphanesi olan Pandas'da pratikler yapacağız ve 100 soruda Pandas adı altında yayınlanıp şu ana kadar 60 sorusu yayınlanmış olan e, bir projenin e, çözümlerini ve sorularını e, çözmeye çalışacağız. Aslında baktığınız zaman hem çözümü hem de şeyler var. E, soruların kendisi var fakat Türkçe değiller. Türkçe kaynak rica eden oldu ya da ben farklı yerlerden Türkçe kaynak e, isteyenleri gördüm. E, Pandas da baktığınız zaman yani veri biliminde ve makine öğrenmesinde çok kullanılan bir kütüphane Python'da hani. Belki çizim için Matplotlib'ü kullanırsınız. İşte derin öğrenme kütüphanesi olarak da farklı işte keras kullanabilirsiniz, TensorFlow ya da PyTorch kullanabilirsiniz. Fakat pandas biraz kendi alanında tekele sahip ve hani öğrenmesi çok zor bir şey değil ve hakikaten çok kolay bir kütüphane. Sadece tecrübe lazım. Bu tecrübeyi de aslında siz kendi kendinizi Nasıl edinirsiniz? Ya belli bir projeniz olur ve bu proje üstünden bir şeyler yaparsınız. Orada bir sorun çözmeniz lazımdır. Ve bu sorunları çözerken de Pandas'ın belli fonksiyonunu kullana kullana parça parça öğrenirsiniz. Benim de yaptığım oydu şu ana kadar. Fakat burada 100 soruda Pandas puzzle'ları adı altında yayınlanan kütüphan yayınlanan projede... Ee, şöyle şeyler görüyoruz İşte pandası nasıl import ederiz, ee, data frame nedir, ee, data frame nasıl kullanılır, data frame'in zor problemleri, ee, seriler ve zamanlar ee, yani zaman indeksleri, veri temizleme ki baktığınız zaman veri temizlemenin de e, nedenini eğer herhangi bir Excel ile çalışılan bir yerde görürseniz kendiniz de fark etmişsinizdir ki yani Excel içinde olan veriler tamamen hani şey olarak gelebiliyor yani direkt kullanılamayacak gibi gibi gelir, eksik verilere sahiptir, farklı problemleri vardır, onların silinmesi, çözülmesi lazımdır belli problemlerin. Bu tarz işlemleri biz Pandas'ta kolaylıkla yapabiliyoruz. Başka kütüphanede yapılır mı? Yapılır. NumPy'de bile bu işlemlerin yani çoğunun yapılabileceğini söyleyebiliriz fakat Pandas kolaylık sağlıyor. Ve bakmış olduğunuz zaman hani tek e, Pandas Puzzle'ı bu değil. Yani baktığınız zaman Pandas e, e, Practice diyelim. Pandas Practice adı altında bir sürü aslında etkinlik var. E, hatta hani 100 sorudan ziyade koskoca bir alıştırma dünyası yapmışlar böyle resmen. Hani bir baktığınız zaman bir tane daha bir kitap sayfası görmüştüm. Hani o burada gördüğümüz burada bu arada burası hani yazacağımız ve kodlarımızın sorularımızın Türkçe versiyonu. Şurada gördüğünüz iş şeylerin pardon burada gördüğünüz atıyorum şu konuyu 3-4 Python dosyasında uzun uzun Açıklama ve egzersizlerini yapan Projeler de var ve bu hani sadece bir konusu için. Hani çok büyük şeyler var fakat 100 soruda Panda ile biz görebileceğiz. Burada baktığınız zaman bir 100 soruda Pandas projesi daha görüyoruz. Bunlar 101 soruda yapmaya çalışmış. Bunu da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin şeyinize bağlı. isteğinize bağlı. Fakat Türkçe kaynak açısından ben hani buradaki tüm hepsini Google Translate ile çevirdim. Hatalı olup olmadığına baktım. Ee, aynı zamanda da yani gerçekten de hani soruların şu an çok açık olmayan soruları da... Şurada zannediyorum hangi soruydu? 32'ydi galiba. Ee, 32. soru mesela. Burada Türkçe'yi çevirseniz de biraz sorunun kendisi eksik kalıyor. Bunun çözümünden yola çıkarak daha düzgün tercümesini beraber yapacağız. Ee, onun dışında da... E, şu ana kadar 60 sorusu yayınlanmış. 60'dan sonrası da hani 50'den sonrasının pek bir önemi yok aslında. Ee, hatta 55'e kadar da 55 50-55 arası güzel bir örnek var. Her şeyi açıklıyor mu? Hayır. Fakat burada pandasın nasıl kullanılacağını ve sorunlarının nasıl çözülebileceğini az çok anlıyorsunuz. Eğer gerekli bir e, pandas şeyi daha olursa, gerekli bir pandas örneği olursa, belki pandasla Hani pandası projenizde kullanırken 3-5 fonksiyonunu kullanıyorsunuz bitiyor. Yani mesela klinik, buradaki işte veriyi temizleme kısmını kullanıyorsunuz. Yani burada temizlik verileri diye bakmadan çevirmişim ama işte veriyi temizleme burası. Yani veriyi temizleme işlemini siz projenizde kullanıyorsanız bir kere kullanıyorsunuz. Belki kullanmayabilirsiniz. Onun için projelerinizde yani projelerle göstermeye çalışırsam bu bizim için bir hata olur. Tüm pandası elden geçirmiş olmayız. Ee, onun için hani böyle bir 100 soruluk pandas projesini başladım. Fakat sadece 60 sorusunu onlar zaten halihazırda yapmışlar. Biz de buradan devam edeceğiz. Ee, ve bu şeyi yaparken de eğer hani benim anlatımdan mutlu olmazsanız ya da işte memnun olmazsanız hani çözümlerini de zaten siz şeyde bulabilirsiniz. Ee, yine bu linkini şeyde vereceğim. Burada zaten halihazırda çözümleri var. Ben bunların açıklamasını ve anlatımını yapacağım. Belki de kendi tecrübelerimden bahsedeceğim. Şimdi ilk soruda e, çok da uzun tutmamaya çalışacağım bu arada. Yani nasıl diyeyim kısa kısa belki de 15 15'er dakikalık videolarla belki 3 partta bitireceğiz. Ee, bakalım. Birkaç şey daha anlatmak istiyorum fakat onları diğer videoya konuşalım. Pandası nasıl import edelim? Genelde pd isminde import ediliyor ve bu şekilde çalıştırıyor. Run diyelim. Ee, Pandas versiyonunu kontrol ederken de hani bunlar çok mu önemli? Yok ama hani görmemiz lazım. Ee, şu an 0.20.3 en güncel versiyonu ve biz ee, bu versiyonu kullanmasak da hani 0.18 olsa bile e, fonksiyonların hepsi işinize yarar. Yani indiremezseniz sıkıntı yapmayın. Burada şu çalıştıracağımız kodlar yani temel kodlar Show versions'ı çalıştırdığımız zaman hani burada pandas çalıştırmak için gerekli kütüphaneleri bize göstermekte ve bu bundan sonra da artık data frame denen kavrama geçebiliriz. Şimdi data frame nedir? Data frame bizim için aslında Excel'deki tablodur. Yani Excel tablosu diyelim. Yani buradaki Excel'de gördüğünüz tablo bizim pandas için data frame demek. Yani data frame bu. Olabilir. Bakmış olduğunuz zaman pandasın aynı bu şekilde bir genel yapısının olduğunu görürsünüz. Mesela buraya çikolataları, ayıcık şeker diye kategorileri bir kolona girersiniz. Ve burada da farklı özellikler vardır. Siz çikolataya 744 lira diye bir şey oluşturduğunuzda bile en solda her zaman 0, 1, 2, 3, 4 diye giden buradaki e, indeks isim indeks numaralarını göreceksiniz. Ve Pandas da aynı bu mantıkla çalışacak. E, ve burada da aynı şekilde D şeklinde görebilirsiniz. Yani bildiğiniz Excel'in aynısını alıyor. Aynı zamanda e, hatırlarsınız belki hani tensörün ne olduğunu tartıştığımız vakitler de olmuştu. Hani What is Tensor adı altında hani... E, Hani matrislerin seglenmesiydi seklenmesiydi yani. yani arka arkaya dizilmesiydi. bunları da pandas'ta bu şekilde iki boyutlu üç boyutlu e, şeyler yapabiliyoruz e, data frameler oluşturabiliyoruz kısacası data frame excel dosyasında gördüğünüz şundan ibaret e, ve biz bu mantıkla ilerleyeceğiz bundan sonra da e, şimdi veri seçme sıralama toplama ve birleştirme işlemlerine bakalım ve data frame kavramının ee, ...neler olduğunu görelim. İlk başta bir problemimize bakalım. Elimizde data adı altında bir data frame var. Ve bu e, animal adı altında... ...işte... ...kedi, kedi, yılan, köpek, köpek, kedi... ...şeklinde giden bir listeye sahip. Ya yani bu hayvanlar listesinin içinde... ...belli bir hayvan e, grubu var. Ve bunların yaşları bizim için verilmiş. Ve içinde gördüğünüz gibi nan denen not available anlamına gelen şeyler var. Eee numpy dosyası numpy türü var. bunu da birazdan tartışacağız veri temizleme içinde. ve burada da şeyler demiş. ziyaretler demiş. bu bu data frame şunu açıklıyor aslında. Yani buradaki hayvanların veterineri kaç kere geldiği ee, ve zorunluluktan mi yoksa zorunluluk dışında geldiğini mi e, oluştur söyleyen bir veri ve tamamen rastgele oluşturulmuş yani belli bir gerçek veri değil aslında şuna karşılık gelmekte bir kedi gelmiş iki buçuk yaşındaymış bir kere ziyaret etmiş bu kedi ve zorunluluktan gelmiş başka bir kedi yarım yaş yani e, Pardon 3 yaşındaymış üç kere ziyaret etmiş ve zorunluluktan gelmiş gibi bir e, bizim elimizde bir şey var e, nasıl diyelim ee, elimizde bir tane veri var. Şimdi bu aslında bir sözlük. İlk başta data frame dedim fakat bu, bu bir sözlük ee, yani Python sözlüğü ve biz bunu şeye aktarmak istiyoruz. Ee, Pandas'a aktarmak istiyoruz ve burada da sözlüğe karşılık gelen etiketler var. Bunları böyle anlatmak yerine uyguladığımızda e, ne anlama geldiğini daha iyi anlayacaksınız. Df diyelim buna bir data frame olsun. Pandas'ın data framein oluştur frame fonksiyonuyla data frame oluşturacağız ve bu data e, elemanları data olacak ve indeksi de e, bizim labels dediğimiz Şuradaki abcd'ler olacak Bunu çalıştırdığımızda neyle karşılaşacağız görelim e, Tabii şunu galiba bizden aynı zamanda istiyor. E, Nampa'yı da burada biz üstten import etmemiz lazım Zannediyorum şöyle çalıştırdığımız zaman ve sonra bunu çalıştırdığımızda e, o zaman şöyle yapalım. Sıkıntı yok. Import np diyelim. Ve bu şekilde bu selimizi, bu hücremizi çalıştırdık. Biz aslında şu an data frame'imizi oluşturduk. Bu data frame'imizi print ettiğimiz zaman görüyoruz ki bizim labels dediğimiz etiketlerin aşağıya doğru sıralandığını e, datadaki isimlerin, kategori isimlerinin yukarıda verildiğini ve buradaki elemanların da sıralandığını görüyoruz. Bakmış olduğumuz zaman her kümenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elemanı var. Ve biz burada e, Age'in altında 10 tane, Animal'ın altında 10 tane, Priority'nin altında 10 tane ve Visits'in altında 10 tane eleman görüyoruz. Ve bunların labels dediğimiz etiketlerini de biz ayrıca şu şekilde belirtmişiz ve bunları da sol tarafa bu şekilde yazmış bulunmaktayız. Bunlar bizim için şöyle önemli. Bu bize şunu gösterecek. Ee, A label'ının yani A serisinin pardon A kısmının age'ini bize verecek yani. Hani bu birim biri şeklinde olmayacak da A'nın age'i, A'nın yaşı, B'nin yaşı. Hani B'ninci hayvanın yaşı, B'ninci hayvanın ne oldu? Beğenince hayvanın zorunluluktan mı ziyaret, veterineri ziyarete geldi yoksa başka bir sebepten mi geldiği gibi bir şey olacak. Ve biz burada da data frame ile ilgili genel bilgiler edinmek için data frame info diyerek bu şekilde bir çalıştırma yapalım. Burada obje tiplerini görüyorsunuz. Priority'nin işte non null object demiş. Yani 10 tane boş olmayan hücre var. Fakat yaşa baktığımızda 8 non null float 64 demiş. Bunlar float 64. E, objesi ve yani çok önemli değil fakat 8 tane demesinin sebebi 10 tanesinin 10 tane elemanın ikisinin e, hani uygun durumda olmaması yani hani belli değil yani sıfır olarak belirtemediğiniz, yani siz oraya boşluk yerine nan yazıyorsunuz. Bu şekilde e, bir e, genel basit bilgileri bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi ilk 3 e, satırını data frame'imizin ilk 3 satırını e, bize çıkartsın nasıl yapıyoruz bunu df ilok ile yapıyoruz ve df ilok kullanırken de bunun birazdan açıklamasını yapacağım parantez şeklinde değil de şu şekilde köşeli parantez açarak hangi elemanının gösterileceğine biz karar veriyoruz çalıştırdığımız zaman burada güzel bir gösterim var yaşın 2.5 yaşın 3 yaşın 0.5 olduğunu görüyoruz yani 2.5 3 0.5 buradaki ilk 3 elemanı veriyor bize Biraz da şuna bakalım. iloc fonksiyonuna bakalım. iloc fonksiyonuna baktığımızda hani nereden nereye kadar seçmek istiyorsak bize onu veriyor. Yani burada açıklamaya baktığımızda satırları veriyor bize. Biz nereye kadar in indeks dersek oraya kadar olan satırları veriyor. Yani burada çalıştırdığımız zaman şurada çalıştırdığımız zaman df iloç 3 dediğimiz zaman bize ilk üçünü verecek. Fakat 3 sonra 2 nokta üst üste koyduğumuzda 3'ten sonrasını verecekti. Bu hani indekslerken iloç fonksiyonunu kullanmamız bizim için önemli. Yani aslında baktığınız zaman df.heads fonksiyonunu da kullanıp e, ilk 3 elemanı görüntüleyebilirsiniz. Fakat bu sadece ilk 3 eleman için olur. E, Pardon burada head değildi, head kullanacaktık. Çalıştırdığımızda da ikisinde de ilk üç elemanı görmüş olursunuz. Ee, fakat bizim asıl kullanmamıza alışmamız olduğunu, e, alışmamız olan şey, yani alışmamız gereken şey, df yani bu iloc fonksiyonuna biz alışmamız lazım, df nokta ziyade. Onun için önemli olan e, iloc fonksiyonunun kullanımının olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki videoda e, aynı. Bu soruları çözmeye devam edeceğiz.